İç teğet çemberi. Bir üçgende iç açıortaylar bir noktada kesişir. İç açıortayların kesiştiği noktasına iç teğet çemberi merkezlenir gençler. İki iç açıortayın geçtiği nokta I olmak üzere üçüncü açıortayda aynı I noktasından geçmek zorundalar arkadaşlar. Şurayı bir çerçeve içine aldık. Çok önemli çünkü. Şekil üzerine dikkat edecek olursanız zaten ABC üçgeninde iç açıortaylar I noktası kesişmiş ve I noktası da iç teğet çemberi merkez olarak verilmiş. Uygula. Bak yine bir iç teğet çember verilmiş arkadaşlar. Şöyle çizelim bunu. ABC üçgeni. Arkadaşlar burası 21 santimetre verilmiş. Burası 15 santimetre. AC önce yazalım şimdi sırayla. ABC bir üçgen. I iç teğet çemberin merkezi. İç teğet çemberin merkezi. Arkadaşlar AC uzunluğu 36 santim 30 santimetre olarak verilmiş. Verilere göre çevre ABC kaç santimetredir olarak verilmiş. Arkadaşlar sorunun orijinalini yazdım. Şimdi buradan devam ediyorum. Bakın iç teğet çemberin merkezi olduğuna göre yarım çizgilerimi çekelim. Şurası buraya açıortay olarak verildiği için gençler o zaman yazıyorum. Diyorum ki bu arkadaşımız da bu arkadaşımız açıortay. Bu da buna açıortay olarak verilmiş. O zaman buradan bir dikme indiğiniz zaman siz başka türlü de çözülür ama bu hani iç teğet çember konumu olduğu için bunlar ne olmak zorunda gençler? Dikmelerim olmak zorunda. Yani bunların her birisi 90 derece olacak. Deltoid'den yürüyeceğim. Bakın burası 15 santimetre ise burada 15 santimetredir. Aynı mantık 21 ise 21 santimetredir. AC 30 santimetre verdiği için burada 9 santimetre, yine deltoid'den burada 9 santimetredir. Ya da teğetlik durumuna da girebilirdik. Bu durumda çevre ABC'yi soruyor arkadaşlar. Çevre ABC üçgeni eşittir. Ne olacak gençler buradan? Ç olsun. Ç eşittir. 24 artı 30 artı 36'dan Ç eşittir. 60-90 santimetre olarak bulursunuz arkadaşlar. Bir uygula da şuraya yapalım arkadaşlar. Daha iyi anlayacağız. Yine bir çember var. Bir çember çizdik. T çiziyorum. Bakın dikkat edecek olursanız yine teğet bu. Şöyle yapalım. Güzel olmasına dikkat ediyorum arkadaşlar size. Daha güzel şekiller ulaştırmak için. Burası ABC üçgeniymiş yine. Yine bir paralel olarak bu defa merkezden geçen arkadaşlar bir tane daha doğru çekmişler. BC'ye paralel. Yani burası O merkezi imiş. DE. Şimdi verileri yazalım. O iç teğet çemberin merkezi. DE paralel BC. B'de 9 santimetre verilmiş. CE 15 santimetre. BC eşittir 36 santimetre. Verilere göre arkadaşlar, verilere göre çevre ADE üçgeni kaç santimetredir? Sorunun orijinal halini yine yazdım arkadaşlar. Bakın yine aynı mantıkta burada yarım çizgilerimi çekiyorum. Bakın buradan çektiğiniz zaman zaten onların hepsi açıortay olmak zorunda. İç teğet çemberin merkezinin özelliğinden. Yani bu arkadaşımızla bu arkadaşımız eşit olacak. Paralellikten de paralel işaretini de koyuyorum. Bakın burada bu arkadaşımız bu arkadaşımıza paralel demişler. Vermişler bize. O zaman diyorum ki ben Z harfinden burada eşit olacak. Aynı Z harfinden de buraya da açıortay dediğiniz zaman burada eşit olmak zorunda. Verilenleri yazıyorum. 9 santimetre vermiş. Burada 9 santimetre. 15 santimetre verilmiş. Burada arkadaşlar 15 santimetre olur.
Şuraya A diyelim. Yani AD'ye tamamına şuraya kadar A diyelim. Buraya da B diyelim. Çünkü bana çevre sorulduğu için bunlar lazım bana gençler. B. O zaman benzerlikten hangi üçgenler benzerdir? ADE üçgeni gençler benzerdir ABC üçgenine. Ne kuralına göre? Açı, açı, açı. O zaman yazıyorum. Diyorum ki A'nın A artı 9 oranı eşittir. B'nin B artı 15 oranı, o da eşittir. 24'ün, bakın burası 36 santimetre verilmiş. BC oranı, yani 36 oranı. İse gençler buradan sırayla bulalım. Renkli kalem yapalım. A bölü A artı 9 gençler eşittir. 12'ye bölü 2, 12'ye bölü 3. Yani A eşittir 18 çıkıyor. Yine buradan da B'yi bulalım. B bölü B artı 15 eşittir yine 2 bölü 3. Buradan da B'nin de 30 santimetre olduğunu bakalım şimdi. 3B 2 30 santimetre olduğunu buluyoruz arkadaşlar. Bunları çerçeve içine aldım. Bana ne soruyor arkadaşlar? Çevre. Çevre eşittir ama AD'nin çevresi A artı B artı 24 18 48 52 72 santimetre olarak bulduk sevgili gençler. Bir ABC üçgeninin iç açıortaylarının kesim noktası I'dır. MA eşittir 72 derece olduğuna göre MBIC açısı kaç derecedir demiş arkadaşlar. Bakın hemen bir tane çiziyorum. ABC üçgeni çizeceğim bir de. İç teğet çemberini çizmiş oldum. Yani ABC üçgeni çizdik. I dediğimizde iç teğet çemberin merkezi olarak verilmiş. Onu renkli kalemle şöyle çiziyorum yarım çizgilerle şu şekilde. Arkadaşlar bunlar açıortay olacak. Bu da açıortay olacak kendi arasında. A açısını 72 derece vermişler. Bakın ben burada şuraya alfa açısı dersem hatırlayın birinci yol neydi? Birinci yol kuralımız alfa eşittir 90 artı 72 bölü 2 yani MA bölü 2 idi. Alfa eşittir 90 artı 36'dan alfa eşittir 126 derece olarak buluyorsunuz. Bu birinci yöntem gençler. Eğer bu yöntemi hatırlayamazsanız yani formülü hatırlayamazsanız ikinci yol diyelim. Çünkü bu formül. Formülü hatırlayamazsanız o zaman ne yapacaksınız mecburen? Bunlara isim vereceksiniz. A'ya A, B'ye B diyeceğiz gençler. Üçgenin iç açılar toplamından üçgenin İç açılar toplamından 2A artı 2B artı 72 eşittir 180 olacak gençler. 2A artı 2B eşittir 108. A artı B eşittir 54 derece olur. Peki bana ne soruyor da? Alfa soruyor. Bu defa IBC üçgeninden. IBC üçgeninde. Alfa artı A artı B eşittir 180'den. A artı B 54'tü. Alfa artı 54 eşittir 180. Buradan alfa eşittir 126 derece olarak yine aynı şekilde bulursunuz arkadaşlar. ABC üçgeninin çevresi 36 santimetre olduğuna göre X artı Y toplamı kaç santimetredir demiş gençler. Zaten DEF, teğet değme noktaları olduğuna göre burası X santimetre olmak zorunda. Teğet parçaları birbirine eşit hatırlarsanız. Burası Y santimetre olmak zorunda. Yine aynı mantıkta alsiye 6 santimetre olmak zorunda. Çevre ABC üçgeni eşittir 36 imiş. Bakalım çevrede neler var? Gençler 6 6 2 tane 6 var 12 artı 2 tane X var artı 2 tane de Y var eşittir 36'dan. 2X artı 2Y eşittir 24 ise X artı Y'nin buradan 12 santimetre olarak bulursunuz arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre MBAI X kaç derecedir demiş gençler. Dikkat edecek olursanız I iç teğet çemberin merkezidir. Ben hem anlatım olması açısından gençler şekli daha büyükçe çizeceğim. Daha görsel yapıp size daha güzel anlatacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle çizmişler. İç teğet çemberin merkezi de I imiş. Bunları hemen çizelim şu şekilde. Arkadaşlar ABC üçgeni verilmiş. Dikkat edecek olursanız orada. Bir de
İç teğet çemberde şu şekilde merkezine doğru çizmişler bunları. Neydi hatırlarsanız kurallarımız, mavi kalemle yap Nevzat. Bunlar açıortay olmak zorunda çünkü iç teğet çemberin merkezi gençler iç açıortayların kesim noktası. Bunlar da açıortay. Aynı zamanda bu arkadaşımız da açıortay olmak zorunda. Zaten bunlar x vermiş. X ise x. Yani şu şekilde yapalım, farklı olsun. Bunlara AA diyorum ben yine. Bunlara da BB diyorum. Bu açıda 136 derece olarak verilmiş arkadaşlar. Buraya da I diyelim. Birinci yol formülden. Neydi formülümüz gençler? 136 derece eşittir 90 artı A bölü 2. Yani M A bölü 2 olacak. Yani 136 eşittir 90 artı M A 2X olarak yazdık. X buradan X eşittir 46 derece olarak yakalamış olduk gençler. Bunu bulut içine alalım. Yakında yağmur olup yağsın. Peki ikinci yol ne? İkinci yol arkadaşlar formül aklınıza gelmedi diyelim. Bu durumda da iç açıortaylarda iç açılar toplamından, yani şuraya yazalım. Bunu artık herkes biliyor. İç açılar toplamından. Önce I, B, C üçgenine dikkat edin bakalım. Orada A artı B artı 136 eşittir 180 ise A artı B eşittir 44 derece olarak buldum. Bunu da bulut için aldım. Peki büyük üçgene gelelim şimdi. Onu da kırmızı kalem yapalım. A, B, C üçgenine dikkat edecek olursanız eşittir. Yani 2X artı 2A artı 2B eşittir 180 olacak. Yani X artı A artı B eşittir 90 olacak. Zaten A artı B'yi 44 derece bulduğumuz için X artı 44 eşittir 90 ise gençler, siyah kalemle yaz Nevzat. X buradan 46 derece olarak bulursunuz. İki sonuçta aynı çıkar sevgili gençler. Yandaki verilere göre NF kaç santimetredir gençler? AC'yi 36 santimetre vermişler. BC'de 27 santimetre vermişler. Bir kere AB'yi bulabiliyoruz. Hemen yazalım. 3, 4, 5 üçgeninde. Mavi kalem al Nevzat. Bakın 27, 36. Burasını bulacağız. O zaman kaç katı bu? 9 kat. Demek ki buraya 9'la çarptığı zaman iş bitecek. Arkadaşlar buranın 45 olduğunu zaten kafadan yakalamış olduk. Bu cepte dursun biraz. Şimdi başka neler var? Bakın burada bir yarım çizgi çekiyorum gençler. O ile E'yi birleştiriyorum. O ile F'yi. O ile de D'yi birleştiriyorum. Bunların her birisi 90 derece olmak zorundadır. Çünkü niye? Hatırlayın O merkezinden teğetlerinden doğrular dikti. Kurallarımızı kullanıyoruz. Ben bu yarı çaplara R dersem, çünkü bunların her birisi yarı çapıdır. İçerideki iç teğet çemberi yarı çapıdır. O zaman bunlar RR. Şurası 36 eksi R olacak. Yanlamasını yazayım ki arkadaşlar daha rahat görün diye. Burası 36 eksi R. Burada 36 eksi R olacaktır. Çünkü teğet parçaları birbirine eşitti. Buraya 9 artı R koyalım ki toplamı 45 olsun. Gençler bakalım şimdi neler var başka. Burası da 9 artı R olacak. Pardon. Ne olacak burası? Evet 9 artı R olacak. Dediğim doğru. Peki. Orayı 27 santimetre vermişler. O zaman diyorum ki ben 9 artı R ile R'nin toplamı bize 27 santimetreyi vermek zorunda. 2R eşittir 18. R'nin 9 santimetre olduğunu bulmuş olduk. Gençler bakın burada şöyle bir yeşil kalem aldım elime. Şu parçaya X diyorum bakın. O NF'ye zaten bana orayı soruyor ya. Oraya X diyorum ben. O zaman 18, 9 R yerine koyacak 18 olacak ya, burası 18 eksi X olacak. Değil mi? R 9'du burada da. Şunu R'yi de 9 diyelim. Demeyelim onu şimdilik. Buraya yapalım. Diyorum ki gençler bu açıortay olmak zorunda. Neden? Çünkü iç teğet çemberin merkezi, iç teğet çemberin merkezi ne olacaktı gençler? İç açıortayların kesim noktası olacaktı. O zaman diyorum ki ben ABC üçgeninde AN açıortay. Açıortay. Bunu gördük zaten. O zaman yazıyorum açıortay, iç açıortay özelliğinden gençler. İç açıortay özelliğinden yazalım. 45'in 36'ya oranı eşittir. 9, bakın neye kadar? 18 eksi x'e kadar. Gençler oraya çok dikkat edin.
18 eksi x'in x artı r, yani x artı 9'a kadar olan kısmı. Çünkü iç açıortay uzunluğu a nedir orada? Bunu sadeleştirelim. 9'a böl 5, 9'a böl 4. Devam ediyorum. O zaman 5x artı 45 eşittir. 4 kere 18, 72 eksi 4x gençler. 9x eşittir 27. Buradan x eşittir 3 santimetre olarak bulmuş oluruz.